Deccal iyiliklerini istiyor gibi görünerek insanların Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselama uymalarını engelleyecektir. Önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi Deccal hakkı batıl, batılı ise hak göstererek gerçek yüzünü insanlardan saklayacak ve bu yolla Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın tanınmasına engel olacaktır. Peygamberimizin hadislerindeki işaretlere göre Deccal kendisini insanlara, onların zarara uğramalarını engellemeye ve onları tehlikelerden korumaya çalışıyor gibi gösterecektir. Kur'an ahlakını yaşamayan ve kişisel menfaatlerine zarar gelmemesini her şeyden önemli sayan pek çok insan da Deccal'in bu aldatmacasına kanacaktır. Deccal'in bu hileli yöntemi sonucunda pek çok insan kendilerini asıl olarak kurtuluşa ulaştıracak olanın Deccal olduğuna inanacak Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan yüz çevireceklerdir. Oysaki inkarcıların insanları kendi taraflarına çekebilmek ve onları müminlerden uzaklaştırabilmek için böyle bir yöntem kullandıkları Kur'an'da da haber verilmiştir. Örneğin Firavun tüm acımasızlığına ve mazlum halka yaptığı tüm zulme rağmen gerçekte onların iyiliklerini düşünüyor ve onları korumak istiyormuş gibi görünmeye çalışmıştır. Bu amaçla insanlara Hz. Musa aleyhisselam'ın çağırdığı yolun onlara zarar vereceğini, kendisinin ise bu zararı engellemek istediği telkininde bulunmuştur. Firavun'un bu amaçla halkına yaptığı konuşmalar ve söylediği yalanlar Kur'an ayetlerinde şöyle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun dedi ki: "Beni bırakın. Musayı öldüreyim de o gitsin. Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum." Mümin Suresi 26. Firavun dedi ki: Ben size yalnızca gördüğümü, kendi görüşümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum. Mümin Suresi 29. Dediler ki: Bunlar herhalde iki sihirbazdır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu, dininizi yok etmek istemektedirler. Taha Suresi 63. Peygamberimizin hadislerinde bildirildiğine göre ahir zamanda Deccal de tıpkı Firavun'un toplumu aldatmaya çalışması gibi kendisinin insanları doğru yola iletmeye çalıştığını söyleyecektir. İnsanların büyük çoğunluğunu, gerçekte onları felaketlerden korumaya çalıştığını iddia ederek aldatacaktır. Ancak Deccal'in insanları çağırdığı yol hiç şüphesiz çıkmaz bir yoldur ve onları kurtuluşa değil büyük bir felaket ve azaba yöneldir. Deccal'in kayıp ve zarar gibi gösterdiği şeyler müminler için büyük bir kazanç ve Allah'ın izniyle hayırdır. Firavun'un yakın çevresinin ona uyanların ve geçmişte benzer tavrı sergileyenlerin uğradığı son ise Kur'an ahlakına karşı mücadele edenler için büyük bir ibrettir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler de Allah da onları günahlarından dolayı yakalayıverdi. Şüphesiz Allah en büyük kuvvet sahibidir. Sonuçlandırması pek şiddetlidir. Enfal suresi 52.